Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün başarılı işletme olma yolunda yapılabilecek adımlar veya işlemlerle ilgili konuşacağız. Bu konuda size bazı şeyler aktarmaya çalışacağım. Bunlar aslında benim uzun zamandan beri topladığım bilgiler, uzun zamandan beri öğrenmeye çalıştığım konular. Ve birçok şirkette de aslında bunun gibi uygulamalar yaptık, çalışmalar yaptık. Farklı dalları var. Hani bir işletmeyi daha başarılı hale getirmek için farklı yollar var. Bunlardan birazcık bahsetmeye çalışacağım. Aramızda belki beni tanımayanlar vardır diye çok kısa kendimden bahsetmiş olayım. İlker Ergün ben. Makine mühendisiyim, kaynak mühendisiyim. Çelik yapılar ve kaynaklı imalat alanında olmak üzere birçok dalda çalışmalara devam ediyorum. Bunun yanında işte şirketlerle ilgili işte CE işaretlemesi, yönetim sistemleri gibi konularla da sıklıkla çalışıyoruz. Şimdi bir işletme düşünürsek, bir işletme sahibini veya işletmedeki üst düzey bir yönetici düşünürsek birçok şeyden yakınıyorlar, birçok şeyden dem vuruyorlar. Neler bunlar? İşte şirket sahipleri diyor ki ben sürekli şirketteyim, şirketten ayrılamıyorum, bırakamıyorum, izin yapamıyorum. Bunun gibi birçok yakınmaları var. Hatta bazıları bunu bir yaşam tarzı haline getirmişler. Şirkette sürekli olarak kalıyorlar. Onların artık böyle bir çalışanın izin hakkı olmasına rağmen kendilerinin bir izin hakkı bile doğru dürüst yok. Sanki onlar kapıdan çıktıkları anda bütün işler duruyor, öyle düşünüyorlar. Müdürler veya işte yönetici kadrosunda bulunanlar, onlara baktığımız zaman onlar çok çalışıyorlar. Benim gördüğüm hemen hemen birçok şirkette o kadar çok çalışıyorlar ki, yani çalışanlardan, elemanlardan bile daha fazla işleri var. İşte bir şekilde işlerini onlara aktaramıyorlar, devredemiyorlar. Sürekli her şeyi takip etmek zorunda kalıyorlar. Sanki başkaları yapamıyormuş gibi bu işleri davranıyorlar. Dolayısıyla bunlar da çok çalışmaktan şikayetçi aynı zamanda. Aynı zamanda diğer çalışanlara bakıyoruz. İşte biraz daha alt kademelere geldiğimiz zaman da bunların da iş yoğunluğu fazla. İşte mesailer oluyor, hafta sonu çalışmaları, akşam çalışmaları, işte eve iş götürmeler gibi böyle onlarca şey var. Dolayısıyla baktığınız üzere hiçbir tarafı aslında biz memnun edemiyoruz. Her taraf kendince haklı, kendince şikayet eden bir pozisyona girmiş oluyor. Şimdi biz özellikle yönetim sistemi konularında çalışırken firmalarla bunları istemiyoruz. Bunlardan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Birincisi diyoruz ki şirket sahibine veya patrona, yönetim kuruluna siz buradan rahatlıkla hadi arkadaşlar görüşürüz ben 2 ay yokum deyip çıkabilmeniz lazım. O kadar rahat olması lazım işte. Yani düzen, tertip, işte neyin nasıl yapılacağı konuları o kadar net olması lazım. Müdür idareci konusunda konuşursak onlara baktığımız zaman dediğimiz gibi çok çalışıyorlar. Ama istediğimiz çalışmaları değil, onların liderlik yapması, onların işte geleceği planlaması, bir problem varsa, önemli bir şey varsa onu çözmesi, bir sıkıntıyı çözmesi, yani o tecrübesini doğru yerde kullanmasını bekliyoruz. Ama bunu yapmak yerine işte ne bileyim, civata siparişi veriyorlar, işte bir malzeme listesi yapıyorlar, bakıyorsunuz AutoCAD'de çizim yapıyorlar. İşte benim çalıştığım sektörlerde bunlar sıklıkla karşımıza geliyor. Sanki bu işi yapabilecek başka kimse yok gibi. Çalışanlar da zaten fazla çalışmaktan şikayetçi bir şekilde. Neden fazla çalışmaktan şikayetçi? İşte kendi ailesine zaman harcayamıyor, ayıramıyor. İşte sosyal etkinliklerine zaman ayıramıyor veya işte iş yerinde fazla yorulduğunu söylüyor. Oysa işleri birazcık sadeleştirdiğimiz zaman onları rahatlıkla fazla zamanları olduğunu görüyoruz. Zaten yapılan çalışmalar gösteriyor ki herhangi bir çalışanın iş yerindeki verimli çalışma süresi işte yaklaşık 8 saatlik bir çalışmada 2-2,5 saat civarında. Yani dolayısıyla biz 2-2,5 saatlik bir çalışma yapıp 8 saatimizi çok yoğun bir şekilde, hatta bazen daha uzun süreleri çok yoğun bir şekilde geçirmiş oluyoruz. Peki bu nasıl oluyor ya da buradan nasıl kurtulacağız? Bunu birazcık düşünmemiz lazım. Özellikle işletme sahipleri tarafında bir pastacı kız sorunsalı dediğim bir konu var benim. Bu aslında bir kitapta işte Girişimcilik Tutkusu kitabında bahsedilen bir hikaye. Hikaye şu ki bir genç kız var. Pasta yapmayı çok seviyor. Çok da başarılı. İşte anneannesinden öğrenmiş bu pasta yapmışlarını. Çok da başarılı. İşte etrafındaki herkes ona ya işte sen bir pastacı dükkanı açsan ne güzel olurdu. İşte ne kadar başarılı olurdun gibi bu şekilde tarifler yapıyorlar. Bu şekilde yönlendirme yapıyorlar. Kız da bir yerden sonra haklısınız ya diyor aslında ben bu işi bu kadar güzel yapıyorsam diyor. Neden kendi işletmemi kurmayayım? Küçük bir pastacı dükkanı kurarım. Orada hayatımı sürdürürüm. Çok da mutlu olurum ya işte sevdiğim işi yaparım. Hepimizin hayali sonuçta sevdiği işi yaparak devam etmek. Ama gel gör ki iş öyle olmuyor. Neden öyle olmuyor? İşte bir süre sonra işlere yetişememeye başlıyor. Yanına muhasebeci almak zorunda kalıyor. Bazı aşçıları almak zorunda kalıyor. Ama hala kendi işlerini kendisi yapıyor. İşte sabah 5'te kalkıyor, gidiyor
dükkanı açıyor, pastaları hazırlıyor, satışını yapıyor. Bu sırada tabii muhasebeci diyor ki vergi ödenecek, diğeri işte başka şey diyor, idaresel başka işler var. İşte garson var, garson bu şekilde işten çıkıyor vesaire. Birçok idari konuyla uğraşmak zorunda kalıyor. Oysa istediği neydi? Güzel pastalar yapıp satmaktı. Amacı mutlu olmaktı. Bir anda bir kaosun içine giriyor. Ve bu kaostan kurtulmanın yollarını aslında bu kitapta tarif ediyor. Bendeki eski bir basım, daha yeni basımları da var. Ama tavsiye ederim, gayet güzel bir kitap. Dolayısıyla işletme sahipleri bunun gibi sorunsalların içindeler. Çok iyi teknik elemanlar, ki ülkemizde birçok gördüğümüz zaman işletme sahipleri çok iyi teknik elemanlar, çok iyi teknik bilgisi olan kişiler. Ama idarecilik kısmında zayıflar. Dolayısıyla ne oluyor? İşler bir karmaşaya dönüşüyor. Diğer taraftan baktığımız zaman işte müdürlere vesaire çok fazla iş düşüyor ve bu şirketlerde eleman bulmak sıkıntı olmaya başlıyor. Neden? Çünkü o kadar düzensiz, o kadar karmaşa içinde giden bir sistem var ki elemana ne iş yapacaklarını söyleyemiyorlar. Dolayısıyla ne çıkıyor karşımıza? İşte internette görüyorsunuz eleman ilanları. İşte 5 yıl deneyimli olsun, 8 yıl deneyimli olsun, işte şu 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 konuları bilsin, bu konuda müthiş olsun, 2 dil bilsin, 3 dil bilsin vesaire vesaire vesaire. Ya buna ihtiyacımız var mı gerçekten? Aslında yok. Aslında doğru iş tanımı yapabilsek birçok elemanı çok basic seviyede personellerden yapabiliyoruz. Yani yeni mezun birçok arkadaş şirketlerin çok önemli kademelerinde, çok düzgün yerlerinde rahatlıkla çalışabilir durumda oluyorlar. Ama tabii işte bu tanımları çok doğru yapmamız lazım. İş tanımlarına, onlara vereceğimiz görevleri, bu iş akışlarını çok iyi bir şekilde planlamamız gerekiyor. Şimdi çalışanlar mutsuz dedik. Çalışanlar ise çok çalışmaktan ben vuruyorlar dedik. Peki ne var? Çalışanlar ne istiyor? Bu yapılmış olan bir anketin sonucu aslında. Çalışanlar ilk önce takdir edilmek istiyor. Yani amirleri tarafından, patronları tarafından takdir görmek istiyor. Çevresi tarafından takdir görmek istiyor. Bu onların içsel bir isteği. Onun dışında ne istiyor? Eğitim ve gelişim imkanı istiyor. Birçok küçük firmamız maalesef bu imkanı çalışanlara sunamıyorlar. Maalesef böyle bir eksiğimiz var. Ama oysa ki şirketteki çalışanlara bir şekilde eğitiminin artması, eğitiminin gelişmesi için katkıda bulunmak. İşte bazı genç arkadaşları görüyoruz. Yüksek lisans yapmak istiyorlar. Yüksek lisansa zaman ayırmaları gibi konularda destek bekliyor şirketler. Dolayısıyla bunu desteğe veren şirket çalışanın gözünde daha kıymetli, daha değerli olmaya başlıyor. İş tatmini istiyoruz. Özellikle orta ve işte orta kademe yönetici dediğimiz müdür pozisyonunda çalışanlar iş tatmini bekliyor. Başarma. Yani dolayısıyla ben yaptım demek istiyorlar. Ama ne oluyor? İşte patron sürekli ben yaptım havasında. Bu müdür veya işte idareci konumundaki diğer arkadaşlar, bunlar bazen daha alt kademelerde olabilir. Yani formen seviyesi bile olabilir. Bunların başardım demesine engel oluyorlar. Hep sanki kendileri yapmış, sanki başkaları düşünmüş gibi. Bu arkadaşlar baskı alınıyor. Dolayısıyla bu ben yaptım yani iş tatminini elde edemiyorlar. Sonra ne geliyor? İşte ücret var, terfi imkanı var. Gördüyseniz ücret aslında birinci sırada değil. Şimdi yani şu anda herhangi birinize sorsak hani işte mutlu olman için iş yerinden ne bekliyorsun? Herkes maaş diyor aslında. Bir aklı maaş geliyor ama ciddi bir anket yaptığınız zaman, bunları düşündüğünüz zaman ücret ilk sırada değil. Genelde üçüncü, dördüncü sıralarda karşımıza çıkıyor bu anketlerde. Doğru da hani işte diğer şeyler, takdir edilmek gibi, iş tatmini gibi konular çok çok daha öncelikli oluyor. Terfi imkanı yine bununla beraber ülkemizde biliyorsunuz maaşın artması demek, ücretin artması demek terfi etmekle eşdeğer. Yani bir müdür olduğunuz zaman ancak bir maaşınız artıyor. Yani iyi bir mühendissiniz, yıllardan beri mühendis olarak çalışıyorsanız, işinizi çok düzgün yapıyorsanız ancak kademe artmanız bekleniyor. Bu da çok mümkün değil. Çünkü herkesi müdür yapamayız, herkesi amir yapamayız. Dolayısıyla bu bir sıkıntımız. Yurt dışı örneklerine baktığınız zaman bunun farklı çözümleri var. İşte farklı ünvanlar vermek, işte ya da ne diyeyim, yatay kademelerde başka görevlendirmeler yapmak, ünvanlar almak işte gibi şeyler yapılabiliyor. Ya da sadece yıla göre, kıdeme göre maaşların artması, ücretlerin artması söz konusu olabiliyor. Onun dışında neler var çalışanların beklediği bizden, istedikleri şirketlerden? Yan faydalar işte yemek, servis, sosyal imkanlar gibi başka konuları var. Bunlar tabii ki önemli. Bunlar çünkü çalışma ortamını daha düzenli hale getiren, çalışma ortamında daha huzurlu çalışmaya sağlayan birçok etken. İş arkadaşları keza yine işte 6. 7. sıralarda karşımıza çıkıyor. Çünkü orada uzun bir süre geçiyoruz.
Yani bir işletmede biz ortalama 7-8 saat, işte öğle arası var vesaire de düşünsek, zaman zaman 9-10 saat zaman geçirmiş oluyoruz. Bu süreçte beraber çalıştığımız kişilerin kimler olduğu, onlarla ilişkilerimiz bizim için oldukça önemli. Ama her şeyin önüne geçmiyor. Yani biraz daha alt seviyelerde görebiliyoruz. Yine yapılan bir araştırmaya baktığımız zaman çalışanların çok büyük bir kısmı, işte %55, %65 civarına çalışan iş arıyor. Yani oldukları yerden memnun değiller. Az önce saydığımız tatmin şartlarını sağlamıyor şirketleri bunlara. Evet, çalışıyorlar. Hatta belki de çok da başarılılar. Ama yeni işler içinde bir şekilde bakmaya devam ediyorlar. Güzel bir fırsat gelirse de kaçmış oluyorlar. %25-30 civarında ya işlerinden memnun ya da ya değişime kapalı. Bir şekilde yeni bir yere gitmeyi düşünmüyor. Bir yer değişikliğine çok da sıcak bakmıyor. Bu şekilde idare etmeye çalışıyor. Ve bir son %5 var ki aslında en tehlikelisi de belki onlar. Başka yerde iş bulabileceğini düşünmüyor. O yüzden olduğu yerde oturuyor. Sesini çıkartmıyor. Ama tabii ne var? İşte yeniliğe kapalı olanlar, kendini geliştirmeyenler ve bu başka iş bulmaya bir şekilde gücü olmayanlar veya başka iş bulabileceğine inanmayan grup, ortalama işte %25 civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Tamamen zarar. Çünkü kendini geliştirmediği için, iş konusunda yeterli bilgisi veya becerisi olmadığı için bulunduğu yerde de verimli değil veya şirkete faydalı değiller. O yüzden bu da oldukça sıkıntılı. Şimdi bakıyorsunuz burada neresi güzel? Pek güzel bir nokta kalmıyor ortada. Yani bizim aslında şu iş arayan %50'den kalabalık olan grubu bir şekilde kazanmak gerekiyor. Şirketlerin onları doğru şekilde kanalize etmesi gerekiyor. Artı diğerleri için de işte bir şekilde gelişim imkanları, eğitim imkanları, belki mentörlük, belki pozisyon değişikliğiyle daha doğru çalışabileceği bir noktaya aktarmak gibi konularla onları da işin içine verimli halde sokmaya çalışmamız lazım. Peki bu nasıl olacak? Çünkü bu hadi deyince yapabileceğimiz bir şey değil. Yapabiliyor olsaydı birçok şirket yapardı. Ama maalesef yapamıyorlar. Hani çok az sayıdaki şirket bu konudaki çalışmaları ciddi şekilde yapıyor. Bazen insan kaynakları birimleri, grupları bunlarla ilgili çalışıyor ama sadece insan kaynağı çalışmak her zaman yeterli değil. Çözümlerden bir tanesi liderlik. Yani şirket içinde bir liderlik vasfı olması lazım. Liderlik vasfı kimde olması lazım? En üst yöneticiden en alta kadar. Yani beraber çalışan, ekip halinde çalışan, yanında birisi çalışan herkes de bir liderlik vasfının olması lazım. Liderlik vasfının onlarca tanımı var. İnternette görüyorsunuzdur işte çeşitli görseller paylaşılıp duruyor sosyal medyada. Tek bir liderlik tanımı yok. Ama liderlik bir şekilde etrafını motive eden, onların duyularıyla, duygularıyla onlarla beraber iş yapan, hadi yapalım diyen, yani bir olan bir kişi diyebiliriz çok temelinde. Ama dediğim gibi farklı tanımları da var. Şirketten şirkete de, kurumdan kuruma da bu tanım değişecektir ileride. Bir diğer konu, çok bizde karşılaşmadığımız ama işte yurt dışı örneklerine baktığınız zaman gördüğünüz mentörlük. Mentörlükte, özellikle şirket içi yapılan mentörlükte bir akıl hocalığı var. Yani bir kişi daha tecrübeli, bu konularda görmüş geçirmiş diyebileceğimiz bir kişi daha alt kademedeki veya işte bu konudaki tecrübesi biraz daha az olan kişilere mentörlük yapıyor. Onlara o tecrübeyi bir şekilde aktarıyor. Muhabbet ediyor, işte aralarda oturuyorlar. Zaman zaman belki de dışarı çıkıyorlar. Bu tamamen iş konuşmak değil yani mentorluk. Bir şekilde tecrübe aktarımı, bir şekilde hayat görüşünün aktarımı. Bu tabii karşılıklı olan bir konu. Bunun karşılığında bir de tersine mentorluk var. Neden? Çünkü yaşı ilerlemiş olan kişiler bir şekilde teknolojiden uzaklaşmaya başlıyorlar. Bir şekilde yeniliklerden uzaklaşmaya başlıyorlar. Yeni bulunan yöntemler, yeni makineler vesairelerden uzaklaşmış oluyorlar. Genç kısımda, yani bu daha az tecrübesi olan kişilerde tersine mentorluk dediğimiz konuyla bu kişilere bunları aktarıyor. İşte birisi diyor ki imalat yöntemleriyle ilgili büyük tecrübesini aktarırken, diğeri de işte internetle ilgili veya işte web tabanlı çözümlerle ilgili yeni olan bilgileri, yeni programlama yöntemleri veya yeni yazılımlarla ilgili bilgilerini aktarıyor. Aslında karşılıklı bir alışveriş var bu mentorluk çalışması içinde. Zaman zaman evet şirketlerde görebiliyoruz bu tarzda çalışmaları ama çok kısıtlı ve çok nasıl diyeyim böyle biraz akıl verir havasında olabiliyor. Ama mentorlukta akıl vermenin ötesinde aslında bir abilik yapma, işte dayılık yapma gibi bir düzen var. Biraz daha fikirleri paylaşmış oluyor.
Şimdi yapılabilecek konu çok. Yani şirketler birçok noktadan, birçok farklı açıdan bakabilirler. Ben de işte zaman zaman bunlarla eğitimler aldım. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptım. Şirketlerle beraber bunlarla ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Eğitim alabiliyor şirketler. Yani kendilerini geliştirmek için idareciler, yöneticiler veya işte teknik kadro kendini geliştirmek için ya da daha yeni şeylerle adapte olabilmek için eğitim alıyor. Yeni yöntemler öğrenmeye çalışıyor. Ama burada kötü bir taraf var. Şu yandaki grafikte de gördüğünüz gibi bir eğitimi aldığınız zaman sadece dinliyorsanız ortalama %5'ini alıyorsunuz. Ki %5 neredeyse hiçbir şey gibi. Birazcık bu konuda işte çalışmalar yapıyorsanız da %10 oluyor. İşte uygulama vesaire yapmaya başlarsanız %30'lara çıkmış oluyor. İşte bir takım çalışmaları vesaire yapmaya başlarsanız. Ama yine bile çok az farkındaysanız. Yani uzun bir eğitim bile alsanız bunun çok kısa bir kısmını ancak biz kullanabilir hale getiririz. İşte %90 ne zaman oluyor? Ancak bu öğrendiklerinizi başkalarına öğretmeye başladığınız zaman %90'ını öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden diyoruz işte birilerine anlatmak, öğretmek, eğitim vermek çok iyi bir öğrenme yöntemidir. Doğrudur. Ama tabii bunu yapan çok az kişi de sayımız şey var, çalışan var. Dolayısıyla sadece eğitim almak maalesef şirketler için yeterli olmuyor. Büyük şirketler bazen bundan yakınıyorlar işte. Şu kadar eğitim bütçesi harcadık, şu kadar eğitim aldık, bu kadar adam saatlik işte şey yaptık, eğitim aldık. Sonuç çok bir şey değişmiyor. Neden değişmiyor? İşte tamamen konu bu. Sadece dinleyici rolünde bir çalışan istediğiniz kadar iyi bir eğitmen olsun bir şekilde %5'e, %10'undan daha öteye fazla gidemiyor maalesef. Bu konuda ne oluyor? İşte ben de zaman zaman aslında eğitimler veriyorum ama bunun yanında danışmanlık rolüne bürünmek daha doğru olabiliyor. Yani bir danışman olarak şirketlere yardımcı olmak bu konuda daha faydalı olabiliyor. Neden? Çünkü danışmanlıkta bilgiyi aktarıyorsunuz, yapılması gerekeni söylüyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Yani o kişi, o çalışan, o pozisyon o sizin söylediğiniz görevi yapmıyorsa veya yapmada beceremiyorsa, yeterli değilse bu konuda ona destek oluyorsunuz. Tekrar soruyorsunuz, hatırlatıyorsunuz. Yetkinliğiyle ilgili bir eksiklik varsa bir şekilde eğitim programına dahil edip yetkinliğini arttırmaya çalışıyorsunuz. Bazı araçlar sunuyorsunuz, işte kolay yöntemler veya örnekler sunuyorsunuz. Bir şekilde çalışanı motive ederek, çalışanın bilgi becerisini arttırarak bu işte takip ederek işlerin yürümesini sağlıyorsunuz. Dolayısıyla danışmanlık tarafında şirketlere oldukça fazla iş düşüyor. Onun dışında mentorluk konusu var. Ben yine işte TÜBİTAK'ın bir mentorluk programına dahil olmuştum. Şu anda yeni yeni daha güncel hale gelmeye başladı. Tekrardan uygulamaya başlıyorlar. TÜBİTAK bu konuyu tekrar gündeme getiriyor. ODTÜ'de güzel bir eğitim aldık. 60 saatlik bir eğitim aldık. Hatta uygulaması vesairesi de oldukça güzel ve uzun bir eğitimde. Mentörlük konusunda da şirketler zaman zaman istediğim gibi mentörlük alabiliyorlar. Bizim gibi özel çalışanlar ve yakında işte TÜBİTAK desteğiyle diğer küçük kuruluşlara böyle bir destek sunmaya çalışacağız. Mentörlükte biraz daha danışmanlıktan farklı. Danışmanlık direkt böyle teknik bildiri verir, teknik konuları konuşurken mentörlük biraz daha yol gösterici. İşte eski tecrübelerinden bahsediyor. Başka firmalarda veya yurt dışı örneklerinde neler var onu gösteriyor. İşte güzel kaynaklar, kitaplar, videolar belki öneriyoruz. Dolayısıyla biraz daha topyekün bir gelişmeden bahsediyoruz. Ve mentörlüğü bir kişiye yapmıyoruz. Yani kişiye karşımız alıp, işte atıyorum insan kaynakları müdürüyle oturup mentörlük yapmıyoruz. Şirkete mentörlük yapıyoruz. Birçok kademeye mentörlük yapıyoruz. Dolayısıyla bir topyekün yükselmeden bahsediyoruz. Bu da güzel bir yöntem. Biraz daha verimli olabilecek bir yöntem. Tabii mentörlüğün içinde zaman zaman çeşitli araçları sunma, bu araçları nasıl kullanacaklarını anlatma, öğretme gibi birazcık danışmanlığa, birazcık eğitmenliğe kayan noktalar da mevcut. Onun dışında yönetim danışmanlığı diye bir unvan var. Yönetim danışmanları var ülkemizde. Aslında güzel de işler yapıyorlar. Ama yönetim danışmanlarını ben çoğunlukla gördüğüm, etrafımda bildiklerim İK kökenli, yani insan kaynakları kökenli kişiler. Dolayısıyla insan kaynakları alanına o taraftaki noktaları daha çok yöneliyorlar. Yöneticiler biraz daha teknik tarafta kalıyor. Bu arkadaşlar işte yönetim danışmanları biraz daha insan kaynakları bölümünde kalıyor. Dolayısıyla tam olarak aynı noktada buluşamadıklarını ben fark ediyorum. Bazı uygulamalar eksik kalabiliyor veya sadece insan kaynağı üzerinden yoğunlaştığınız zaman, sadece insan kaynağının işte yeterliliklerini arttırmak, onların görev tanımlarını hazırlamak gibi ya da işte kurallarını koymak gibi noktalara kaldığınız zaman
şirketin geri kalanı, hele hele işte para kazandırdığın dediğimiz üretim tarafı birazcık eksik kalmış oluyor. O yüzden bu taraf birazcık sıkıntılı. Ama çok güzel yönetim danışmanları var, çok iyi yönetim danışmanları var. Ben de nispeten o tarafa doğru zaman zaman kayıyorum. Benim noktam biraz daha mentorluk, danışmanlık tarafında yoğunlaşmış oluyor. Onun dışında yine bu dönemde aldığım eğitimlerden bir tanesi işte yönetici koçluğu eğitimi. Yönetici koçluğu biraz daha bu işlerin üzerinde yürüyen bir konu. Çünkü direkt orada artık yöneticiyle, idareciyle çalışıyorsunuz. Hatta idarecinin şahsi hayatına da, kişisel hayatına da birazcık müdahale etmişsiniz. Yani kendisine, şahsına koçluk yapıyorsunuz. Koçluk, bilmeyenler için söyleyeyim, aslında bir bilgi verme yöntemi değil. Koçlukta siz aslında karşınızdakinin tam olduğunu, bütün olduğunu, her şeyi bildiğini varsayıyorsunuz. Öyle başlıyorsunuz ve çözümlerini kendisine buluyorsunuz. Saf koçluk dediğimiz konuda, yani koç herhangi bir bilgi aktarmıyor. Koç doğru soruları doğru yerde soruyor. Arada doğru bağlantılar kullanıyor. İşte kullanabileceği bazı araçlar var, ekipman şeyleri var, tool'lar dediğimiz işte sistemler var, yöntemler var. Bunları zaman zaman uyguluyor. Çalışanı, personel, işte yöneticiye bir şekilde onun doğru yolu bulmasına veya kendi kararını vermesini sağlıyor. Çok güzel bir yöntem. Neden güzel bir yöntem? Şimdi eğitimde eğitmen çıkıyor, bir şey söylüyor, böyledir diyor. Danışman da bu iş böyle yapılır diyor, bu iş yapılacak bu şekilde diyor. İşte mentörlük fikir veriyor, akıl veriyor ama gidişat çok yok ya da karşı tarafın bunu ne kadar aldığını bilmiyoruz. Koçluk tarafına geldiğiniz zaman bu kişiye kendi sonuçlarını, kendi planlarını kendisine yaptırdığınız için daha rahat uygulayabilir oluyor. Uygulamalar daha hızlanıyor, daha inanarak yapılıyor veya inanmadığı bir nokta varsa, kararsız kaldığı bir nokta varsa bu kararını daha rahat vermesini sağlıyoruz. Bu şekilde bir çözüm elde edebiliriz. Ama yönetici koç dediğim gibi kişiye yapılan, yani şahsa yapılan bir çalışma oluyor. Onun dışında ne var? Takım koçlukları veya işletme koçluğu dediğimiz yöntem var. Burada artık bir ekibe koçluk yapıyoruz. Takımı karşımıza alıyoruz. Takıma yine bazı sorular soruyoruz. Takımın bir problemi varsa, takımın çözemediği bir sıkıntı varsa veya karar veremediği bir nokta varsa bu karar veremediği noktalarla ilgili çözümler bulmalarını sağlıyoruz. Onlara farklı yöntemler, farklı sorular, farklı araçlar sunuyoruz. Onlar kendi çözümlerini buluyorlar. Kendi yöntemlerini buluyorlar. Kendi yöntemlerini uygulamak için kendilerine söz veriyorlar. Birbirlerini kontrol ediyorlar. Birbirlerini takip ediyorlar. Biz sadece dışarıdan nasıldı durum, işte ne bileyim gidişat nasıldı veya söylemek istediğiniz bir şey var mıya ancak soruyoruz. Detayına girmiyoruz. Çünkü onlar zaten bu işi yapmakta yetkin ve yeterli kişiler oluyor. Dolayısıyla bu tarzda farklı alanlarda şirketlere destek olma şansımız var. Şimdi yöntem ne yapıyoruz? İşe başlarken ya da bu düzeni kurarken bir kere analiz etmemiz lazım. SWOT analizi çok güzel bir analiz. Çok uygulanabilir, detaya girilebilir bir analiz. Şirketin bütününde uygulanabildiği gibi birim birim, iş iş, süreç süreç yapılabilecek bir analiz. Dolayısıyla şirketin bütününün işte fırsatlarını, tehditlerini, zayıf yanlarını, güçlü yanlarını bulduğunuz zaman burada geliştirmeye yönelik çalışma yapabiliyorsunuz. Birime yönelik yaptığınız zaman o birimin neye ihtiyacı var, onu karşınıza çıkıyor. Veya hangi yetenekleri var, belki de kullanmıyorsunuz bu yetenekleri. Kişilerle ilgili veya hani birimlerle, takımlarla ilgili yaptığınız zaman da yine onların güçlü, zayıf yanları veya işte gelişime açık yanları nelerdir, onları bulmuş oluyorsunuz. Bu şekilde onların gelişmesi için bazı çalışmalar yapmanız için size yol göstermiş oluyor. Onun dışında özellikle yeni bir işe girişte, yeni bir çalışma yapan firmada, mesela yeni bir ürün üretende veya ilk defa kurulacak olan yeni bir şirkette daha çok mentorluk çalışmasında kullandığımız bizim Canvas var. Canvas'ı şu anda Costcape'de kullanıyor. Eski o iş planları işte sayfa sayfa dokümanlar iş planlarından vazgeçtiler. Canvas iş modelini kullanıyorlar. Dolayısıyla bir tablo içinde bütün iş modelinizi tarif ediyorsunuz. İşte işbirlikleriniz var, satış kanallarınız var, gelir yöntemimiz var. Bu şekilde o parayı nereden kazanacaksınız, nasıl kazanacaksınız, modelleriniz var. Bunları tamamen yazabildiğiniz 9 tane kutucuğu olan güzel bir yöntem. Canvas iş modeli. İnternete yazdığınız zaman bununla ilgili o tabloyu da rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu tablo tabii tek seferlik bir tablo değil. Yani işe başlıyoruz. Hadi biz bir Canvas yapalım. Yaptık, güzel.
duvara astık. Burada bitmiyor. Sürekli bunun üzerinden çalışıyoruz. Çünkü şartlarımız değişiyor. Yeni bir iş ortağımız çıkabiliyor. Yeni bir satış kanalımız çıkabiliyor. Veya ortaklık kurabileceğimiz, yeni olarak ortaya çıkartabileceğimiz, satabileceğimiz başka bir ürün çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bunları sürekli güncelleyerek tekrar tekrar yapmış oluyoruz. Diğer analizler de yine benzer şekilde sürekli güncellenerek devam etmiş oluyor. Şimdi çok sevdiğimiz bir laftır. İşte başlamak bitirmenin yarısıdır. Biz Türkler başlamayı bitirmenin yarısı olarak kabul ederiz. Böyle bir sözümüz de var. Ama başlarız, nedense bitmez o. Başlarız, eksik kalır. Başlarız, çok uzun sürer. Vesaire vesaire vesaire. Birçok projede bunu karşımıza çıkıyor, görüyoruz. Hani başlamak bitirmenin yarısıydı? Evet, başlamak kesinlikle bitirmenin yarısı. Söz doğru. Sözde hiçbir sıkıntı yok. Ama nasıl başlamak bitirmenin yarısı? Eğer doğru planla başlarsanız, doğru analizi yaparsanız, satış kanallarınızı doğru bilirsiniz, işte ekonomi durum ya da gelir modellerinizi doğru çıkartırsanız, bunlarla ilgili çalışmalarınızı yaparsanız, personelle ilgili planlarınızı öncesinde yaparsanız bir işletmeye başlarken, evet, başlamak bitirmenin yarısı. Biz zaman zaman görüyoruz işte özellikle yeni başlayan şirketlerde, işte işi iyi biliyorum, az önceki pastacı kız örneğindeki gibi, hadi bir yer açayım. Tamam, açalım. Kim çalışacak? Belli değil. Ne işler yapılacak? İşleri aklında. Güzel, aklında ama kağıdın üzerine döktüğü zaman birçok detay çıkıyor. Dolayısıyla bu planlamaları yapması lazım. Ya da kaç para kazanacak? Bu paranın ne kadarını nereye verecek? Ne kadar harcayacak? Bunları tamamen öncesinde çıkartmış, konuşmuş olmamız gerekiyor. Ki böyle bir yazılı dokümana ulaştığınız zaman, böyle bir hazırlık yaptığınız zaman rahatlıkla birilerine fikir de sorabiliyorsunuz. İşte bir müşavire gidip sorduğunuz zaman bu yöntemde benim bir şeyim var mı, eksiğim var mı veya ne diyorsun? Veya bir yatırımcıyla bununla konuştuğunuz zaman daha rahat iletişim kurabiliyorsunuz. Çünkü aklınızdakini anlatmak her zaman yarım kalıyor. Dediğim gibi eğer doğru planla, doğru yöntemle, doğru analizle başlarsanız başlamak bitirmenin kesinlikle yarısı. Belki 6 ay, 1 yıl plan yapacaksınız, uğraşacaksınız ama sonrasında başladığınız zaman maddi herhangi bir kayıp yaşamadan tıkır tıkır işleriniz yürüyecek. Belki de birkaç ayda kâr eden, gelir getiren bir kuruluşa sahip olmuş olacaksınız. Şimdi risk analizi yapmak. Bu zaten ISO 9000 birinde bir şartı artık biliyorsunuz. Eskiden de aslında bir analiz yapma yöntemi vardı ama son versiyonu, 2015 versiyonunda ISO 9001'de açıkça diyor ki risk analizini yapın. Hatta risk analiziyle bırakmıyor, risk ve fırsatlar diyor. Yani fırsatları da belirleyin diyor. Çünkü riski belirlerken, riski çıkartırken bir yerden fırsat da çıkma ihtimali var. Birçok yöntem var. ISO 31010 diye bir standardımız var. Bu standardın ikinde onlarca yöntem var. Onlarca risk analizi şekli var. Kimisi özel, yani sektöre özel. Mesela sadece gıda sektöründe, sadece havacılığa özel falan gibi konular var. Kimisi de gayet detaylı, gayet birçok firmaya, birçok kuruluşa rahatlıkla uygulanabilen konular diyebiliriz. İşte genelde ne kullanıyoruz? Biz bir olasılık matrisi kullanıyoruz. Şu yan tarafta gördüğümüz gibi. İşte bunun riski nedir, olasılığı nedir? Bunları çarparak bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Beyin fırtınası gibi güzel bir yöntem var. Aslında biz doğal olarak, içten olarak bu yöntemi kullanırız. Ama yöntemin birkaç triği var. Onları doğru kullanmadığımız için ne oluyor? Sadece işte baskın karakterler toplantıda konuşuyor, diğerleri suskun oluyor. Doğru kararların alıp alınmadığına emin olamıyoruz. Aslında beyin fırtınasında herkesin eşit söz hakkı, herkesin sırayla söz hakkı olması gibi bir kural vardır. İşte olursa ne olur diye bir analiz var. Yine güzel bir analizdir. Özellikle takımlarla çalışırken kullandığımız bir analiz. Ne olabilir? Şu olur. Peki ne olur? Olursa şu olur. Bir daha ne olur? Ne olur? Ne olur? Onun gibi birazcık detayını görmek. Veya olmazsa ne olur? Olursa ne olmaz? Gibi koçlukta da kullandığımız cümlelerle, sorularla bu diğer alternatifleri görmelerini sağlamak. Bazen şirketler o kadar bir şeylere takılıp kalıyorlar ki aslında hiç çözmeleri gerekmeyen, hiç uğraşmaları gerekmeyen, gelir getirmeyecek, uğraşmalarına değmeyecek birçok noktada takılıp kalıp onların üzerine defalarca uğraşıyorlar. Oysa işte olmazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz oluyor bazen. Dolayısıyla güzel bir analiz. Senaryo analizi, eğer böyle adım adım yapılan bir iş varsa, özellikle imalat süreci planlanıyorsa çok güzel bir yöntemdir. Adım adım o senaryoyu yaşarsınız.
beyninizde, bilgisayarınızda, işte kağıdın üzerinde fark etmez. Adım adım gidersiniz. Ne oluyor? Şimdi ne olur? Karşımıza burada ne çıkıyor? Bir engel çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Bunları adım adım bir şekilde planlayarak, simüle ederek görmeye çalışıyoruz. Kök neden analizleri var. Birçok yöntemi var kök neden analizin. Bu kök neden analizleri genelde hata çıktığı zaman karşımıza çıkan konular ama genel risk analizi içinde kullanılabilen yöntemler. FMEA var. Daha çok böyle otomotiv sektörü gibi işte seri imalat sektörlerinin çok kullandığı yöntem. Hatta işte bunun farklı yöntemleri var. İşte Design FMEA, Process FMEA gibi. Yine bu şeye bağlı, işte olasılık matrisine benzeyen ama 3 çarpalı olan bir sistem var. Aynı zamanda detayları var. Orada biraz daha kurallar belli. FMEA'nın kuralları biraz daha net ve belli. Yani verebileceğiniz rakamlar, işte yazabileceğiniz değerler birazcık sisteme bağlı olarak değişiyor ve sizi zorluyor. Ama hata yapmanızı da engelleyen güzel bir yöntem. İşte onun dışında balık kılçığı yöntemimiz var. Yine bir sebep sonuç analizi yapmak için veya işte hataları bulabilmek için kullandığımız yöntemler diyebiliriz. Bir şirketin risk analizi, şimdi görüyoruz şirketlerde herkes yapmaya çalışıyor işte bir şeyler hazırlıyorlar. Bir şirketin risk analizi hemen oturup işte ha bugün hadi risk analizi yapalım, bugün bitirdim şu işi diyebileceğiniz bir nokta maalesef değil. Orta büyüklükte bir şirket düşünelim. İşte 30-40 çalışanlı imalat yapan bir şirket düşünelim. Risk analizi her hafta bir gün oturup çalışarak ortalama 3 ay sürüyor. Yani bu da işte ortalama 12 günde falan bir şeyler olabiliyor, bir yerlere gelebiliyor. Ha, burada bitiyor mu? Bitmiyor. Bir sonraki hafta bir daha toplanın, bir daha güzel sonuçlar çıkıyor. Yine başka maddeler çıkabiliyor. Ve risk analizlerini yaparken bizim yine atladığımız, şirketlerimizin atladığı maalesef bir konu. İşte hadi kimle ilgili bu konu? İşte satın alma ile ilgili. Hadi satın almacı gelsin. İşte ne bileyim satış gelsin, muhasebe gelsin. Hadi siz bu bölümü yazın. Güzel ama yeterli değil. Bunlar bir başlangıç yapabilir. Yani o işi bilen, o işi yöneten kişiler bir başlangıç yapabilir. Ama konu satın almaysa bu malzemeyi taşıyan, bu malzemeyi depolayan, ne bileyim işte saklayan, kullanan onların da işin içine dahil olması lazım. Hepsi beraber dahil olduğu zaman daha güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Özellikle usta, formen vasfındaki kişileri dahil ettiğiniz zaman çok güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Mutlaka onları da dahil ederek konuşmak lazım. Başka ne aracımız var? Puköv var. Puköv döngüsü çok eskiden beri aslında bizim hayatımızda olan bir şey. İşte bu ne kalite süreçleri, toplam kaliteler, işte ISO 9001 konuları gibi birçok noktada Puköv döngüsü var işte. Planla, uygula, kontrol et, önlem al. Çok temel, yani çok basit adımları olan ama her yerde çalışabilecek bir şey. Yani bir işi yapmadan önce, küçük veya büyük, yani işletmenin tamamını da düşünebilirsiniz. İşletmenin sadece çok küçük bir noktası veya işin sadece bir noktasında düşünebilirsiniz. Bir plan yap. Bu planını bir hayata geçir. Eğer plandan eminsen. Hayata geçir, bir uygula bakalım ne oluyor. Ama bundan sonra ölç veya kontrol et. Yani dolayısıyla ölçüp kontrol edebileceğin parametrelerin olsun öncesinde elinde. Sonuçlarına bak. Beklentilerinle uyumlu mu? Alabildin mi istediğini? Alamadın. Tamam, bir önlem al, bir değişiklik yap. Veya aldın, iyileştirmen gerekiyor. Bir değişiklik yap, bir parametreni düzelt. Bir daha planını yap. Tekrar uygula, tekrar kontrol et. Bu şekilde bir döngüyle ilerlemek. Bu ilerlemeler hızlı olmuyorlar. Yani bir anda işte hadi her şeyi çözelim, işte iki kere Puköv döngüsü yapalım, bitsin. Olmuyor. Her konu karşımıza çıktığı zaman, her yeni bir iş çıktığı zaman, belki her yeni elemanınız geldiği zaman tekrar tekrar bir döngüdür. Küçük büyük bütün işlerde bunu yaparak ilerleme sağlanabilir. Aynı zamanda yalın yaklaşımı var. Yalın yaklaşımından uzaklaşıyoruz biz böyle haldır küldür iş yaparken. Ama ne oluyor? Sanki çok iş yapmış oluyoruz. İşte ilk başta söylediğim o çalışan tarafında. Sabahtan akşama kadar çalışıyor, işler yetişmiyor, geceye kalıyor, yarına kalıyor, mesailer oluyor. Ama bitmiyor. Baktığınız zaman aslında o kadar yoğun bir iş yok. Sadece dağınık çalışıyoruz. Bunu birazcık toparlasak, derleyip toplasak, işleri ayırt etsek, bir sıraya koysak, önemliyle önemsizi ayırt etsek, acille acil olmayanı ayırt etsek, önümüze bunları koyabilirsek o zaman birazcık rahatlıyoruz. Dediğim gibi yaklaşık yani bir 8 saatlik mesainin ortalama 2-2,5 saat zaten verimli geçiyor. Bu 2-2,5 saati de
önemli, yani yalın halde çalışırsak rahatlıkla çözebiliriz. Çünkü çok fazla kaybımız var. Özellikle imalat süreçlerinde çok çok büyük kayıplar var. Bu kayıpları minimize etmekte fayda var. Şöyle diyebilirim, hani büyük kayıp derken birazcık da rakamsal konuşayım. Çalıştığımız bir kurum, işte bu tarzdaki yalın uygulamalar, imalat sahasında bazı yalın dönüşümler yapmaya çalışıyoruz. Toplamda 4-5 kişilik, 6 kişilik bir ekiple bir haftalık çalışma, yani 5 günlük bir çalışma sonucunda o imalat hızının yaklaşık %30 arttığını görüyorsunuz. %30 bir şeyleri arttırmak demek çok ciddi bir rakam. Yani %30 fazla ürün üretebilirsiniz artık orada. Ve bu hiçbir zaman şey değil. Çalışanlar daha fazla çalışarak yapılan bir konu değil. Birçok noktada hatta daha az çalışarak daha fazla ürün üretmelerini sağladığımız bir nokta. Ama yalın uygulamaları yani evde de uygulanabilir, idari anlamda da uygulanabilir, imalat anlamda da her yerde uygulanabilecek uygulamalar. 5S'ine yalına destek olan bir uygulama. 5S de aslında ortamı birazcık seyrekleştirmek, ortamı ayıklamak, işte ekipmanları daha doğru yere koymak, işte en çok lazım olanları yakınımıza koymak, 40 yılda bir kullandıklarımızı uzağa koymak, hiç kullanmadıklarımızı kaldırmak gibi, hatta belki de satmak, atmak gibi bir şekilde ortamı düzenlemek. Bu 5S konusu işte 5 tane Japonca kelimenin baş harflerinden geliyor aslında. Hepsi S harfiyle başlayan bir adım adım giden yöntem. Birinci adım ne? Bir ayıkla bakalım, etrafı kontrol et. Nelerin var? Hangi ekipman var? Hangi yöntem var? Hangi iş var? Sonra bir düzenle. Bunları bir ayır. Bir düzene sok. Ardından bir temizliğini yap. Yani fazları at. Gereksizleri kaldır. Bir şekilde başka bir yerin olanları kaldır, ver. Sonra bunu standart hale getir. İşte çizgiler çiziliyor, etiketler yapılabiliyor, dolaplar, raflar yapılabiliyor veya aletlerin konduğu noktalar işaretlenebiliyor, onlar için özel yuvalar yapılabiliyor gibi, hani kayıplar, eksilmeler veya işte onun gibi düzensizlikleri de engellemek için şeyler yapılıyor. Sonrasında da şirketteki kişilere ya da bunu uygulayacak olanlara bu konuda ilgili bilgiler vermek, aktarmak, takip etmek, zaman zaman bunların testlerini veya kontrollerini veya işte denetimlerini yapmak bu sistemin ilerlemesini sağlıyor. Yine zaman zaman işte özellikle imalat sektöründe değişen konularda değişen üretimler sonucunda yenilemek gerekebiliyor bu sistemi. Evet, yenilenebilir, düzeltilebilir ama oldukça faydalı oluyor. Özellikle işin yoğun olduğu noktalarda işi hızlandırmak adına çok 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 faydalı. Ve Kaizen var. Yine bir Japon yaklaşımı. Hatta işte bir Japonya kelimenin birleşmesi. İşte Kaizen, Kai kelimesi. Değişim, Zen, iyi ya da iyiye doğru. Dolayısıyla sürekli iyiye doğru bir değişimden bahsediyoruz Kaizen'de. Kaizen yöntemini sıklıkla özellikle imalat süreçlerinde kullanıyoruz. Adım adım, küçük küçük, aynı fıkra döngüsü mantığı gibi biraz daha farklı adımları olan, farklı araçları olan bir yöntem. Küçük küçük ilerlemeler sağlıyoruz. En ufak bir sıkıntı da problemde dur, ne olduğunu çöz, tanımla, tekrar olmayacak şekilde bir düzen kur, engelle ya da işte sistematik kur, doküman hazırla veya makine ekipman olarak bir değişiklik yap. Sonra bunu tekrar uygulamaya al, izle. Yöntemimiz biraz daha bu, birkaç adımdan, birkaç daha fazla adımdan oluşmuş olan bir yöntem. Onun dışında ne var işte, mesela Kanban var, işte Pokoyeke var, Just in Time dediğimiz yöntem var. Six Sigma var. Bunlar da yine Doğu kökenli, yani Japon kökenli aslında çalışmalardan bazıları. İşte otomotiv sektörü bazı şeyleri bize zorluyor. Onlar iletiyor. İşte mesela Pokoyoke çok verimli bir yöntemdir. Yanda gördüğünüz USB bağlantısı mesela. USB kablosu ters girmez. Dolayısıyla kullanıcıya bırakmıyoruz. Kullanıcının yeterliklerini minimize etmiş oluyoruz. O USB kablosu oraya takılacaksa doğru şekilde giriyor. Tersi yok. Hatta şimdi biraz daha sistem gelişti. Bu Type-C'ler çıktı. Type-C USB bağlantısını nasıl takarsanız takın çalışıyor. Yani ters takmaya çalışsa da, taksa da hani hiç önemli değil. Ters de düz de tamamen aynı. Dolayısıyla aynı şekilde çalışıyor. Ne oldu? Kişinin yetkinliğinden, yeterliliğinden, bilgisinden bağımsız hale geldi. Zaten istediğimiz bu değil miydi? Her çalışanı rahatlıkla bu sistemin içine sokup yöntemi gösterip çalışmasını sağlamak. İşte just in time, tam zamanlı üretim. Daha çok üretim sektöründe, işte seri üretim yapan yerlerde. O ürün, o parça lazım olduğu zaman oraya gelsin.
fazla depo maliyetleri, işte ne bileyim stok maliyetlerinden kurtulmak için yapılan bir yöntemdir. İşte Six Sigma da bir şekilde hataları minimize etme durumudur. Şimdi bizim şirketlere bakıyoruz. Ülkemizdeki çeşitli imalat yapan kuruluşlara bakıyoruz. Genelde işte bu Sigma seviyeleri dediğimiz, düzeyleri dediğimiz konu genelde ikilerde, bazen üçlerde. Yani dolayısıyla ne oluyor? %6, %30 arasında hata oranlarıyla çalışan kurumlardan bahsediyoruz. Çok ciddi bir oran değil mi? Ya, ki bu da işte ortalama %30-40 şeylere mal ediyor. Maliyet çıkartıyor bize. İdarecilerle konuşuyoruz, yöneticilerle konuşuyoruz. Diyor ki ya işte maliyetimi %3 düşürsem müthiş olur. İşte müthiş rekabet ederim, müthiş satış yaparım. Ama diğer taraftan bir bakıyorsunuz, %20 hata oranı var. %20 kaybı var. Bir şekilde maliyeti var. Six Sigma'ya kadar gitmesi çok beklemesek bile, her şirketin çünkü gitme şansı olmayabilir. Tipi, tarzı, yapıldığı yöntem olarak. Ama en azından işte 4'e gitseniz müthiş değişik. Ne oluyor? Binde 6'ya düşüyor hatanız. Binde 6 hata oranıyla çalışmak demek, acayip bir verim artışı demek, acayip bir yeniden işleme maliyetinden düşüş demek, kar demek. Bunlar çok güzel kullanılabilen yöntemler. Danışmanın ya da mentorun ya da koçun zaman zaman müdahale olduğu nokta aslında burası. Buraya hangisi gider? Buraya hangisi kullanılır? Özellikle mentorlukta bunu çok rahat yapıyorsunuz. Bak senin için şu şu yöntemler var. Bunu bir deneyelim bakalım. Buradan bir başlayalım. Sen burada güzel sonuç alırsın rahatlıkla diyebiliyoruz. Ve o kadar çok işimiz var ki özellikle imalat sektöründe o kadar çok yapılan iş var ki, yapılacak iş var ki. İşte bir çalışana mesela çok rahat şey diyebilirsiniz. Güzel bir başlangıç aşamasıdır her çalışana. Yazdıkların tamamen bir analiz yapacağım, onun için lazım. Yani seni değerlendirmiyorum, şahıstan bağımsız deyip bana gün içinde yaptığın işlerin bir listesini çıkartsana dediğiniz zaman sayfalarca çıkıyor. O kadar çok ıvır zıvır var. İşte yok telefona bak, maili gönder, yok işte bilmem ne yap. İşte şu dokümanı al şuraya götür bırak. İşte yok kargo gelmiş ona bak falan gibi böyle bir dünya saçma sapan iş var. Belki de niteliğinin çok çok altında işler var. Ama bunun hangisi değerli, hangisi öncelikli bunu bulmakta fayda var. İşte ABC analizi bunu sağlayan analizlerden bir tanesi. Şirketlerde ABC analizi yaptığınız zaman hangisi daha öncelikli, hangisi daha önemli onu buluyorsunuz. İlk %20'yi bulduğunuz zaman zaten onun üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Geri kalanları bir sonraki adımda rahat rahat çözülebilir noktalar oluyor. 80-20 kuralını duymuşsunuzdur. 80-20 kuralı birçok yerde geçiyor işte. Ne diyoruz işte karımızın ya da kazancımızın %80'ini müşterilerin %20'sinden kazanırız. İşte ne bileyim yaptığımız işlerin %20'si şeydir, verimli iştir. İşte hataların %20'si, yani hataları grupladığımız zaman %20'si aslında sayı olarak %80'ine karşılık gelir falan gibi. Böyle birçok noktada 80-20 kuralı karşımıza çıkıyor. Bu %20'yi yakalamak lazım. Bu %20'yi yakalamak için bazı çalışmalar yapmak lazım. Ama şunu diyebiliriz, işte öncelik sırasına koymak. Yapılacak evet çok iş var. Özellikle idareci konumundaki kişiler için yapılacak çok fazla iş var. Ama öncelikleri belirlemek. İşte önemli mi, önemli değil mi bu? İş önümüze geldiği zaman. Veya acil mi, değil mi? Eğer bu iş hem önemli hem acilse o anda çözmek lazım. Çünkü sonra yakalamaz artık. Ama bu iş önemli ama acil değil bir konuysa bunu bir şekilde planlamamız lazım. Biz veya bir başkasına yaptırmak için bir plan kurmamız lazım. Önemli değil ama acil bir iş. Dolayısıyla bunu yapabilecek kim var başka? Ekipte kim yapabilir? Yani idareci olarak ya da müdür olarak ya da işte yönetici olarak bu önemli olmayan işle uğraşma. Onu bir başkasına ver. Takibini belki yaparsınız. Belki sonuçlarını görmek istersiniz olabilir. Hem önemli değil hem acil değil. Bunlardan o kadar çok var ki önemli olmayan, acil olmayan böyle yapılan o kadar çok ıvır zıvır işimiz var ki. Onları da unutun. Onları da atın. Çünkü ne sizin zamanınıza değer ne bir çalışanınızın zamanına değer. Özellikle bu önemli değil, acil değil dediğimiz yani boş vereceğimiz, unutacağımız işler listesine baktığınız zaman belki de günlük işlerinizin %50'sini karşılıyor. Dolayısıyla bunları bir şekilde elememiz, analiz etmemiz, ayırıp kafamızdan çıkartmamız en sağlıklısı olacaktır. Evet, şimdi bu kadar
şey konuştuk. Bunlar hep böyle planlama adımıydı, yapılabilecek başka ön çalışmalarda. Bir de hadi bu işe girelim. Artık biz bunu yapalım işte, planlama yaptık, bazı şeyler düşündük. İşte gerekirse bir mentörümüz var veya koçumuz var. Onunla beraber çalışmaya başladık. Fikirler alıyoruz ondan. Yol gösteriyor veya işte güzel örnekler bize gösteriyor. Ne yapalım? Bu yapı aslında birazcık yönetim sistemi yapısına doğru götürüyor sizi. Çünkü yönetim sistemi yapısı birçok firmanın, birçok ülkenin katılımlarıyla oluşturulmuş, gerçekten işleyen, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün şirketlerde çalışabilen bir yöntem. Ben izlediğim işte ya da takip ettiğim diğer yöntemlere bakıyorum. İşte dünya genelinde empoze edilen, satılan işte işletme koçlukları, yönetim danışmanlıkları vesaire gibi konulara da bakıyorum. Aslında temele indirgediğiniz zaman bir yönetim sistemine gidiyor olay. Tek sıkıntı ne? İlk başta konuştuğumuz, sadece yönetim sistemini anlatırsanız birine ancak %5'ini yapıyor, %10'unu yapıyor. Ya da ne bileyim işte bir şekilde sadece ona ne yapması gerektiğini gösteren bir danışmanla çalıştığı zaman evet işler yürüyor ama sonrasında danışman çekildiği zaman, danışman görevini bitirdiği zaman yürümemeye başlıyor. O yüzden iş tamamen şirket sahibine, şirket yöneticisine bunları takip eden olması. Takip etmesi için de diğer işleri artık bir şekilde delege etmesi gerekecek. Yani kendi üzerinden atması gerekiyor. İlk noktamız ne? Organizasyon yapısı. Biz kimiz? Orası nasıl bir yer? Kimler var? Kaç kişiyiz? Hangi işler var? Bir organizasyonu karşımıza almamız lazım. Organizasyonu çıkartmamız lazım. Onun dışında ne var? Görevler. Görevleri tanımlamak çok çok önemli. Sorumlulukları tanımlamak çok çok önemli. Neden dersiniz? Birçok çalışanı biz ne görevi olduğunu bilmediği için veya ne bileyim ne yaptığını bilmediği için kaybediyoruz. İş tatmini alamıyor. Çünkü görevi belli değil. O hedefe ulaştı mı ulaşmadı mı onu fark etmiyor. Sürekli bir şeyler yapıyor ama sonuç nerede onu yakalayamıyor. Ondan sonra iş akışları. İş akışlarını burada gördüğünüz gibi bir diyagram olarak çizebilirsiniz, liste olarak yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama bu işler nasıl yapılıyor açıklamak lazım. Gerektiği kadar detayla. Yani çok detaya girmek bazen boğucu olur. Çok az detayla götürmek çok eksik kalabilir. Aradaki birçok noktayı kaçırmış olursunuz ya da yeni bir personel, bu işleri daha öğrenen bir kişi yanlış yapabilir, yanlış yollara sapabilir. O yüzden gerektiği kadar detayla bu iş adımlarını, iş akışlarını yapmak lazım. Kapsam ve ilgili taraflar oldukça önemli. Biz ne yaparız? Buranın kapsamı ne? Nereye kadar gider? Ne kadar yapar? İşte şu müşteriye çalışır, çalışmaz. İlgili taraf kim? Devlet var, işte komşular var, müşteriler var, rakipler var ilgili taraflarda. Ve bunları gerçekten doğru belirlerseniz sistemin gerisi doğru bir şekilde yürüyor. Doğru belirlemek için evet dışarıdan destek almanızda fayda var diyorum. Neden fayda var diyorum? Çünkü oturup ya biz kimle çalışıyoruz diye düşündüğünüz zaman 3-5 tane madde çıkıyor. Oysa orta büyüklükteki bir firmada ilgili taraflar listesi ya da tablosu yapmaya kalkarsanız en az 20 sayfa yazmanız lazım. En az 20 tane maddeniz olur. Ve çok aslında bilinen konu işte vizyon, misyonu belirle. Bu yıllardan beri şirketlerde var. Birileri bir vizyon yazmış. Böyle bir kopyala yapıştır yapmışlar bir yerlerden. Bir duvarda bir tane kağıt var. Kimsenin haberi yok. Ama beklentimiz o değil. Beklentimiz ne? Vizyonu gerçekten yaşamak. Kim olarak yaşamak? Şirket sahibi, yönetim kurulu, idareci olarak onu yaşamak. Hayallerimiz nerede? İşte atıyorum 10 yıl sonra buradayız, 20 yıl sonra buradayız. Bizim şirketimizin ulvi amaçlarından bir tanesi işte doğaya katkı sağlamak. Ne bileyim işte şu ilin gelişimine, bu ilin ekonomik büyümesine fayda sağlamak. Ulvi bakış o. Sonra misyonumuz var. Bu konuda görevlerimiz var. Yolda neler yapacağız? Adımlarımız var. Yine uzun vadeler, çok yakın değiller. Yani işte 6 ay değiller. Birkaç yıl sonrasının misyonu var. Bu misyon zaman zaman güncellenecek. Çünkü oraya yaklaştıkça biraz daha ileri alacağız. Yani vizyonumuza doğru götürmeye çalışacağız. Kurum kuralları çok önemli burada. Kurum kurallarını şöyle bir küçük notla açıklayabilirim. Bir arkadaşım var. Birçok şirkete girdi çıktı, çalıştı. Hani hep işte memnun olmadı, yok o idarecisinden memnun olmadı, yok işten memnun olmadı falan böyle. Kısa süreli birçok yerde çalıştı, girdi çıktı. Bir firmaya girdi. 3-5 ay sonra konuştuk. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Yani de müthiş. Ne giyeceğim belli. Saçımı nasıl yapacağım belli. Nasıl davranacağım belli. Neyi nasıl yapacağım çok belli. Kurallar o kadar net ki dedi. Yanlış yapmıyorsun.
Ve herkes de aynı şeyi yapıyor. Ben ona saygı gösteriyorum, o da bana saygı gösteriyor. Kural bitiyor. Dolayısıyla evet, olaylar netleşince, şartlar netleşince herkes daha rahat çalışıyor. Kimse kimseyle takışmıyor. Ve değerler. Kurumun değerlerini çıkartmak. Bu biraz aslında insanların değerleri gibi. Bir kişinin değerleri vardır. İşte o değerler mutlu olması, huzurlu olması için olmasını beklediği veya içsel olarak istediği konulardır. Koçluk çalışmalarında çok karşımıza çıkar. Koçluk çalışmalarının başlangıcında yaptığımız noktadır. Ama kurumun da değerleri vardır. O kurumun bir kültürü vardır. İşte der ki bu kurum kavgacı değil. İşte bu kurum yenilikçi. Dolayısıyla ne oluyor? Hep yeni bir şeyler ekliyor. İşte kavgacı değil. Dolayısıyla kavga eden birisi varsa o kurumda artık yeri yok. Kurallar belli. Değerler çünkü artık söz sahibi. Yani yazmadığınız kurallar bile bunlar. Dolayısıyla değerleri de açıklamak veya belirlemiş olmak, biliyor olmak ve bunları tabii tarif edebiliyor olmak çok çok önemli. Sonrasında tabii bu misyon için, vizyon için gitmemiz gereken hedeflerimizi belirlememiz lazım. Biz bu hedefleri hep yapıyoruz şirketlerde, görüyoruz işte bir tane tablo yapılıyor. Birinci madde genelde işte karı şu kadar arttırma. Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. İşte ikinci, üçüncü madde işte şu kadar bakım, şu kadar eğitim saati vesaire. Bunun gibi şeyler var, hedefler var. Ama biz bu hedeflere nasıl ulaşacağımızla ilgili fikir yok ortada. İşte karı arttır. Arttır ama aracın ne? Ne kullanacaksın? Hedefleri genelde bir uzun vade, belki bir yıldan daha uzun vade, sonra yıllık, sonra bir de bunun içinde küçük dönemler, aylık, 3 aylık, 6 aylık vesaire gibi küçük dönemlere bölmek faydalı. Neden? Çünkü her noktaya gittiğimiz zaman başardık, başaramadığı göreceğiz. Yani işte yıllık bir hedef belirlediniz, yılın son 2 günü kalmış hedefe bakıyorsunuz, tutturamadık. Neyinize yaradı? Hiçbir şeyinize yaramadı. Dolayısıyla küçük hedeflerle, küçük bölgelerle onu gitmekte fayda var. Ve her noktada hedefe ulaştık. Güzel. Ulaşamadık. Neyimiz eksikti? Neden yapamadık? Bunu çözmek gerekiyor. Birimlere hedefler vermek lazım. Yani şirketin genel hedefleri güzel olmalı. Birim hedefleri, bazen kişi hedefleri bile olabilir. Hedefler vermek lazım. Bunu satış odaklı firmalar çok güzel yaparlar. Satış hedefleri de giderler. Performans göstergeleri var bir de. KPI dediğimiz nokta. Burada da her işlemin veya her birimin, her konunun performansını neyle ölçeceğiz? Bir muhasebe biriminin performansı nasıl ölçülür sorusunun cevabını çoğunlukla firmalar veremiyor. İmalatınki biraz daha kolay. İşte şu kadar zamanda şu kadar ürün üretmek. Ama diğer birimlerde biraz daha zor. İşte ne bileyim, proje yönetiminde belki maliyetleri kısmak. Ama her birimde yazmak zor. Ama olduğu zaman o birim o performans göstergelerini takip ederek ilerliyor hedeflerini. Ve hedefler smart olmalı diyoruz. Yani smart bir aslında İngilizce kısaltma bir başlıktan geliyor. İşte belirgin olacak, ölçülebilir olacak, ulaşılabilir olacak. Yani çok uzak hedefler vermeyeceksiniz veya imkansız hedefler vermeyeceksiniz. Gerçekçi olacak ve zaman sınırlı olacak. İşte 3 ay sonra şu anki filo oranımızı %0.3 düşüreceğiz. Ölçer misin? Ölçersin. Zaman belli mi? Belli. Gittiğiniz zaman yapıp yapmadığınızı net bir şekilde görecek misiniz? Göreceksiniz. Bunun gibi bir hedef ihtiyacımız var. Dolayısıyla muğlak hedefler bizim işimize yaramıyor. İşte risk analizi dedik. Bolca risk analizinden bahsettim. Çeşitli yöntemlerle bu risklerimizi belirlemek. Risklerden öte, evet riskleri belirleyeceğiz. Onlarla ilgili plan yapacağız ama fırsatları yakalayabilmek. Burada bir fırsat varsa o fırsatı yakalayıp onu kullanmak, onunla ilgili yürümek. Belki sektörde değişiklik yapacaksınız, belki yepyeni bir ürün çıkartacaksınız veya bazı ürünlerden vazgeçeceksiniz, bazı çalışmalardan vazgeçeceksiniz. Bunlar hep fırsat olabilir. Ve tabii ki planlama yapacaksınız. Büyük planın dışında küçük planlara da ihtiyacınız var. Birim planları, işte ne bileyim proje planları, bunlar da ayrıca yapılması gereken konular. Tabii bu kadar şey yapınca haliyle bunları bir yerlere yazma ihtiyacı duyuyorsunuz. Yazmak derken sadece kağıtları yazalım. İşte prosedür olsun, talimat olsun, bunlar işte çıktılar alalım vesaire değil. Her şeyi kullanabiliriz. Bir bilgisayar ortamı kullanılabilir. Bir kayıt için ses kaydı kullanılabilir. Video kaydı kullanılabilir. Otomatik kontrol sistemleri kullanılabilir. Onların çıktıları, cihaz çıktıları. Her türlü şey kayıttır. Her türlü şey kullanılabilir.
Ama kişilerin daha rahat okuması için genelde biz bilgisayar ortamında veya kağıt ortamında prosedür, talimat gibi dokümanları hazırlamayı tercih ediyoruz. Yöntem tamamen ama size kalmış, şirkete kalmış bir konudur. Tabii bunları yaptık. İşte o PUCA döngüsünü düşünün. Takip etmeniz lazım. Sonucunda uygunsuzlukları takip edip, ölçüp, bir iç denetim mekanizması kurup, bu iç denetim mekanizması en azından yılda bir işleyen bir iç denetim olması lazım. Ama daha kısa adımlar, daha kısa dönemlerde yapılırsa daha da verimli. Hatta iş bazlı, proje bazlı, birim bazlı yapılabilir. O da çok verimli olabiliyor. Dolayısıyla iç denetimi yapıp, ölçüp, işte sonuçlara ulaşıp ulaşmadığımızı görüp bir kontrol sistemi kurmak lazım. Yani evet, hedefi koydunuz. Bu birim hedefini tutturdu. Bir şey olması lazım. Diğer birim hedefini tutturamadı. Orada da bir şey olması lazım. Farklı aksiyonlar alınması lazım. Bu ödül cezadan bahsetmiyorum. Ödül ceza şart değil. Evet, bazen işe yarayabilen yöntemler ama her zaman her şartta işe yarayan yöntem değildir. Onun dışında işte bir şekilde başarına motive edici bir şeyler. Başaramayana neden başaramadığını çözüp bulup başarması için destek sağlamalar gibi birçok nokta olabilir veya işte küçük yarışmalar gibi olabilir. Ama bunun sonucu olmak zorunda. Yani o hedefe, o KPI'ye ulaştık, ulaşmadığın bir sonucu olması lazım. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir kişinin %100 çabası maalesef işe yaramıyor. Yani bir idari amir %100 çalışıyor, işini mükemmel yapıyor, her türlü şeyi yaptı. Deminden beri konuştuğumuz birçok önlemi aldı, birçok planlamayı yaptı, kontrol ediyor, takip ediyor. Tek başına üzgünüm, hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla herkesin katılımı lazım. En üstten en alta kadar bütün seviyelerin bu sisteme katılım sağlamasına gerekiyor. Onları sistemin içine dahil etmeniz lazım. Bir analiz yapıyorsanız bir işçi arkadaşımız da gelecek. O da fikrini söyleyecek. Onun da fikri diğerleriyle aynı seviyede, aynı değerde olacak. Ne bileyim işte bir sonuçtan birileri ödül alıyorsa hepsi alacak. Yani işte müdür tek başına başardı diye bir şey yok. Veya ne bileyim işte A kişisi tek başına yaptı diye bir şey asla yok. Dolayısıyla çaba bölümünde de %100 çaba mümkün değil zaten bir kişinin %100 çabası. Dolayısıyla herkesin az da olsa katkısı, sisteme desteği çok 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 önemli bu sürecin içinde. Evet, ben böyle hızlıca yapılabilecekleri toparladım. Tabii bu çalışmalar çok uzun süren çalışmalar olabiliyorlar. İşte bir mentorluk çalışması şirketle başladığınız zaman 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 işte 6 ay, 1 yıl sürüyor. Yine koçluk çalışmaları 6 aylar civarında en azından sürmüş oluyor. En az 6 görüşme, 8 görüşme yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla kısa bir çalışma değil. Ama sonucunda ne elde ediyoruz? Onu söyleyeyim. Şirket sahibi, arkadaşlar ben gidiyorum ya 2 ay yokum. İşte çocuğun atıyorum şeyi var, okulu var. Siz bakın işinize 2 ay sonra görüşürüz deyip kapıdan çıkabilir. Müdür planlama yapmak için, amir planlama yapmak için fazla fazla zaman alıyor. İdeal şarttaki müdür elini arkasına bağlayıp camdan dışarıyı seyreden adam. Yani planlama yapan adam. Bunlar olabiliyor. Çalışan motive, mutlu, hedefler belli, şartlar belli, rahat çalışma ortamı. Şeyle önemli de önemsiz ayrılmış. Dolayısıyla önemli işe zaman ayırıyor, önemsizi boş veriyor veya ikinci, üçüncü planı atıyor. Dolayısıyla zaman planı var, sosyal hayatı dengeli gibi birçok noktaya ulaşmış oluyoruz. Evet, çok çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bu arada yani bir anketim var, onu hemen size açmaya çalışayım. Anket sonuçlarına bakarsak kesinlikle faydalı diyorsunuz. Harika. Anlatım becerim için iyi dediyseniz çok sevindim. Çünkü ben kendimi hala o seviyede göremiyorum maalesef. Sunum gayet faydalı demişsiniz. Teşekkür ederim. Sunumun süresi ideal dediniz. Onun için de teşekkür ederim. Ne kadar olmuş bakalım şimdi. Bir saati geçmiş. Tamam. Katılımlarınız için çok teşekkürler. Daha sonrakilerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar şimdiden.